Ben 2014 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis muhabiri yaptığımda herkesin hoca efendi olarak bağrına bastığı o adama Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle cevap verip bu adamın Müslüman olmadığını söylediğim vakit emniyetten ifademe başvuranlar oldu. Çalıştığım kurumdan çağırıp uyarı yapanlar oldu. Neden? Çünkü gerçekten çok güçlü olduğu bir dönemdi. Fakat bugün baktığımız zaman dün hoca efendi diyenler bugün güya bizim safımıza gibi gözüküyor. Maalesef bizim sektörde bile yeterli bir mücadelenin olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Elbette binlerce insan gözaltına alındı. Ama bu FETÖ'nün bittiği anlamına gelmez. Ben o dönemi çok yakinen yaşayan bir gazeteciyim. Evet. Dün küfredenler bugün övenler oluyor. Bugün övenler yarın küfredenler olacak. Yani her devrin bir FETÖ'cü kafası var aslında. Ama maalesef siyaseten de biraz işler karışınca dönem dönem bu insanlar karşımıza birer kahraman gibi de çıkabiliyorlar. Bugün görüyoruz bunları, belgesel yapıyorlar. Bugün görüyoruz bunu, 15 Temmuz akşam böyle kahramanlık yaptık diye. Gerçekten kahramanlarımızı ayıralım. Bunu ayıralım. Bugün ayıramazsak dün ayıramadığımız gibi bir gece ansızın yine bir kalkışmayla karşı karşıya kalabilir ve belki de buna benzer bir sonuçla da karşılaşmayabiliriz.